Üstadım, bu hafta televizyon ekranlarında yaşanan bir tartışmayla alakalı şu an soracağım sual. Bir televizyon programında Mustafa Çalık Enver Paşa'yı övmüş. Överken de bu adam gibi idealist bir kahraman var mı şeklinde bir sual soruyor ortaya tabii. Bunun karşılığında sunucu Pelin Çift isimli bir hanım da Mustafa Kemal var cevabını veriyor. Çalık ise buna karşı Enver 80 tane Mustafa Kemal'e bedeldir diyor ve böylece stüdyoda bir gerilim olmuş. Bu tabii o programı izleyen, şahit olanların zihninde bir sual hasıl etti. Aynı suali size soruyorlar. Yani Enver Paşa ile Mustafa Kemal'in kıyaslanmasında bu şekilde sizi, bir ifade doğru mudur? Sizi dilsiz hale getirdiler. Ama ben yine hakkı olan sözle söyleyeyim. İslam kültüründe bir tabir vardır. Batıl makisun aleyh olmaz. Batıl makisun aleyh olmaz. Enver Paşa başka kategoride bir adam, Mustafa Kemal başka bir kategoride bir adamdır. Enver 100 tane Mustafa Kemal'dir demek, Mustafa Kemal'den 100 defa daha mecrimdir demek olur. Müdafaa yanlış mantıken. Bu atılın mukayesesidir. Gelelim ikisine ait vasf-ı mümeyyizlerle meselenin değerlendirilmesine. Enver gerçekten vatansever bir adamdır. Bunda hiç şüphem yok. Lakin İttihat Terakki içinde belli başlı rol oynayanlardan biridir. Devletin yıkılışından, Sultanahmet'in tahttan indirilişinden tutun yıkılışına kadar geçen hadiselerde birinci derecede mesul adamlardan biridir. Enver'in siyasi, içtimai, tarihi hadiseler itibariyle gayri kabili müdafaa olduğunda şüphe yoktur. Batırmıştır. Ama batırmak kastıyla hareket ederek değil. Yani gafildir. Gafletinden o ekip içinde bulunmuştur. Bunun ispatı bir halisiyeti varmış ki sonunda Türkistan'a gitmiş, Ruslarla harp ederken hayatını tamamlamış. Allah ona şehadet nasip etmiş. Çünkü innemel amali bin niyat. Niyette bir halisliği varmış. Bu bunu gösterir. Onun için Enver hain değil. Ama Enver'in yaptığı her iş yanlış. Abdülhamid'i tahttan indirmekten tut, harbi umumiye girmeye kadar bütün icraat yanlıştır. Bu icraatıyla Enver'in müdafaa gayri kabildir. Arkadaşları masondur. Talat, mason. Kendi mason değil. Bir sözünü size söyleyeyim. Bir hareketini anlayın bak. Kendi gafletini, kendi ifade edişi. Devlet batmış. Bunlar kaçıyor. Gazeteler ferre yufirru firaren diye bunlarla alay ediyor. Enver Paşa, Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'la evliydi. Hanımını Trabzon'a getirdi. Meşhur kayıkçılar kahyası. Yahya Kaptan'ın evine bıraktı. Kendi Rusya'ya gitti. Bolşevik ihtilali olunca, Bolşevikler Çarlık Rusya'nın aleyhine faaliyette bulununca ve Çarların işgal ettiği Türk devletlerine istiklal, geçici olarak bir istiklal verince bunlar ümitlendiler. Mustafa Çalık'ın onu methetmesi de Harbi Umumi nihayetinde Turancılık gayesi güderek İran'ı fethedip
Turan'a gitmek istemesindendir. Çünkü Mustafa Çalık MHP'lidir. Turancı bir adamdır. Beğenmesi bundandır. Eskiden televizyonları çok çıkardık. Epeydir kayıp. O Turancılık hayali de bir ham hayaldi. Sen evinde davayı kaybetmişsin, komşunun evine ele geçirmeye uğraşıyorsun. İttihatçıların ham hayalatından ibarettir. İran çiğneyip Türkistan'a gidecekler de Osmanlı'yı ayakta tutacaklar. Sen kuvvetli zamanda yapamamışsın. İran bir fitne kaynağıdır. Sokollu'yu ben niye methediyorum? Sokollu Sırp veya Boşnak. Ne olursa olsun padişahlar kadar büyük bir adam. Neden? İran'ın fitne kaynağı olduğunu görerek Türkistan'a Hazar Denizi'nin kuzeyinden gitmeye kalkmış. Fevkalade bir ileri görüşlüktür. Bunlar İran üzerinden Türkistan'a gidecekler. Ham hayal. Karısını Yahya Kaptan'a bırakmış. Yahya Kaptan'ın zihnim yorgun bugün. Bir kahyası vardı. Onu ben lise talebesiyken tanıdım. Benim eniştem limanda çalışıyordu, o adam da limanda çalışıyordu. Ondan dinledim. Bunlara kahve getiriyormuş. Ben bunu başka evvelce anlattım, bu adamın ismini de söyledim ama şu anda aklıma gelmiyor. Kahya demiş Enver, kahve verirken bu adam kulak misafiri olduğu söz söylüyor. Dizlerini dövmüş, kahya! Biz başından beri Yahudinin amali siyasiyesine hizmet etmişiz de haberimiz yokmuş. Kahya demiş ki paşa, bunu şimdi mi anladın? Şimdi mi anladın? Celepoğlu, Mustafa Celepoğlu. Mustafa Celepoğlu Kahya'nın adamı. Bu sözü kulaklarıyla Enver'den duymuş olarak bana lise talebesiyken nakletti. Başından beri Yahudilerin amali siyasiyesine, siyasi emellerine hizmet etmişiz. Şimdi anlıyor. Kahya da diyor ki, sonra Kahya Enver Paşa taraftarı olduğu için Ankara Rüesas tarafından öldürülmüştür. Duymuşsunuzdur belki. O da bir anlatılacak bir yakın tarihin bir gerçeğidir. Kahya Karadenizli delikanlılarla Balkan Harbi'ne gitmiş. Hizmeti sefkat etmiş bir adamdır. Her neyse bu bile Enver'in kendi ağzıyla kendi gafletini ifade etmesinden ibaret. Enver böyle bir adam. Mustafa Kemal ise bütün yanlışları bilerek yapmış olan bir adamdır. Bunun lisanda, şeriatta, hukukta adı neyse siz koyun adını. Bilerek yapmış. Yanılmayla bir işi yok. Onun için Enver Paşa şu kadar Mustafa Kemal'dir eder demek bu Enver'i methetmek değildir. Mustafa Kemal kategorisinden o daha efendim bir adamdır demek olur. Mustafa Çalık doğru Türkçe bilmez ki. Bunu mantıki bir yanlışa sürüklenmeden ifade etsin. O karşısındakinin müsbet kabul etmesine karşı bunu söylüyor. Sen onu müsbet kabul ediyorsan bu ondan şu kadar daha müsbettir demek istiyor. Kaziye berakis derler eskiler. Yani temel yanlış. Tıpkı dün akşam profesör unvanlı birisinin Selahattin Eyyubi'yi methederken Mehmet Akif'in şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi ettin icraline hayran.
Hayır öyle değilmiş de Garb'ın en sevgili sultanıymış. İstiklal Marşı kadar duyulmuş, maruf ve meşhur olan bir beyitte şarkın en sevgili sultanını, Garb'ın en sevgili sultanı zannediyor, söylüyor Profesör Ünvanlı adam. Sonra da niye şarkın sultanı demedi de Garb'ın sultanı dedi diye olmayan bir gerçeği ispatlamaya çalışıyor. Zehi gaflet. Bunun neresini doğrultacaksın? Profesör Ünvanlı cahil dolu ortalık. At sapatı bak. Şarkın en sevgili sultanı. Üstelik bu söz yanlış. Selahattin işte makbul bir adam değil. Bugünün meselesi değil bu. Ama Garb'ın en sevgili sultan demişmiş. Niye şarkın dememiş de Garb'ın demişmiş. Adam bir sürü hayal mahsulü gerekçe sayıyor. Unutmayın. Benim bugünkü Türkiye için bir teşhisim var. Türkiye bir açık hava timarhanesidir. Adeta. Hiçbir şeye biz şaşmıyoruz. Mustafa Kemal hafızdı diyene şaşmıyoruz. Seyitti diyene şaşmıyoruz. Mustafa Kemal ne yaptıysa Hazreti Peygamber'den ilham aldı diyen ilahiyat profesörüne şaşmıyoruz. Emin Işık. Geçen sene Ramazan'da. Hiçbir şey şaşmıyor. Deli doktoruna döndük. Deli doktoru timarhanede ne görse tabii karşılar. Türkiye'de her şey olağandır. Yaşar Okuyan Türkeş'in korumasıydı. Bugün Çin Bolşeviği bir adamın yanında. Abdüllatif Şener AK Parti'den maliye vekiliydi. Zalim Esad'ı tebrike giden Doğu Perinçek'le beraber bulunabiliyor. Bu işler ancak timarhanede olur. Bizim gibi bunları kanıksayıp hayret etmeyen de ancak akliye asabiye doktorlar olur. Normal bir adam hayret eder ya. Yaşar Okuyan'ın kardeşi ona kızgınlıktan soyadını değiştirmiş. Şimdi Doğu Perinçek'in şeyinde karargahında kucaklaştı, helallaştılar. Türkiye böyle bir memleket. Böyle size 100 tane vaka sayarım. Hiç kimse üzerinde durup da ya bu nasıl bir dünya? Nasıl bir dünya ya? Bu kadar mı dünya yuvarlak? Demiyor. Çünkü aklı asabiye doktoruna döndük. Bizim için sürpriz diye bir şey yok. Yaşar Nuri, ilahiyat profesörü. Dincilere karşı çare laiklik ve deizm diyor. Deiz kafirdir. Allah'ın kaderini kabul etmez. Nübüvveti kabul etmez. Mason itikadıdır. Vereyimi Vatan Partisi'ne vereceğim diyor Doğu Perinçek. İlahiyat profesörü. Kim bunu duydu da şaştı ya? Nasıl bir ilahiyatçı? Nasıl böyle olur ya? Allah Allah. Deli doktorundan farkımız yok. Kanıksadık her şeyi gidiyoruz. Allah sonumuzu ayırsın. Neydi sualin Allah aşkına? Nereden buraya geldik? Mustafa Kemal ile Enver Paşa kıyası. Böyle bir kıyas, böyle bir mantık zaafı ifade eder. Enver Paşa'yı metheden adam, Enver Paşa Mustafa Kemal'den çok daha kötüydü manasına gelen bir hüküm veriyor. Haberi yok. Ona da şaşmıyoruz. Buna benzer yanlışların hiçbirine şaşmıyoruz. Ve cevap vermek ihtiyacını da hissetmiyoruz. Sordun diye bu hafta dişe dokunu bir sual yok. Ben de bu kadar cevap vermiş olayım. Başka bir şey sor.